Kebap yiyebileceğiz mi? Tatile gidebileceğiz mi? İşte bu sorular kafalarda dönüp dururken yaz geldi. Bir yandan dediğimiz gibi koronavirüs nedeniyle bu yıl otelcilik sektörü de oldukça zorda. Talep daha çok yazlıklara doğru kaymış durumda. Bahçeli ve müstakil evlerin fiyatları iki kat arttı. Koronavirüs bu yıl 5 yıldızlı otelleri, her şey dahil sistemini vurdu. Oteller kapalı, açılsa da talep düştü. Yazlıklara ise talep katlandı. Daha önce de söylemiştik, açık büfeler tarih olacak ki bunun ilk adımını yetkililerden de gördük. Yazlıklar hep atıl konuttur. Bence işte atıl konutların da değerlendireceği bir fırsat oldu. O yüzden ciddi anlamda buradan tekrar bir ekonominin doğacağını düşünüyorum. Herkes insanlar Çeşme, Bodrum, başka bölgeye giderken bugün insanlar işte oralarda yer bulamadıkları için artık diyor ki hadi 2'ye gidelim, 2 ay en azından orada bir yazlık kiralayalım, orada kalalım diyor. Çünkü oteller çok kalabalık. Yeme içme noktalarında da sosyal mesafenin korunması mümkün değil. Ayrıca aynı bardak, çatal, tabak kullanılıyor. Yani risk büyük. Bakanlığın sunduğu hijyenle ilgili bunları bir anda telbis edemeyecekler. Doğal olarak da yazlıklar ve otellerde de özellikle tatil köyü mantığı hareket eden veya otelin içerisinde villa bulunan tesisler daha çok rağbet görecek. Araştırmayı bir gayrimenkul şirketi yaptı. Koronavirüsten sonra gayrimenkul satış ve kiraları değişti. Genelde o bölgelerde otel var, otelin olmadığı yerlerde yazlıklar var. İşte bunun yoğun olduğu yerler işte Ege, Akdeniz, baktığınızda Ege'de İzmir civarında çok bir yoğunluk var. Akdeniz'e döndüğünüzde Antalya'da ciddi bir yoğunluk var. Mersin'de çok ciddi bir yoğunluk var. İşte dönüyorsunuz İskenderun'da çok ciddi bir yoğunluk var. Çünkü araştırmaya göre yazlık ve yayla evine talep arttı. Muğla'yı Aydın, İzmir, Çanakkale, Antalya, Balıkesir ve Yalova izliyor. Yani herkes yazı koronavirüs tehlikesi nedeniyle bir sahil şeridinde kendine ait gayrimenkulde geçirmek istiyor. Fiyatlar neredeyse %100 arttı. Normal standartlarda bir yazlıktan bahsediyorum. Kiralamak istediğinizde rakamlar 3000'den başlayıp yani tabii durumuna göre 2500'den başlayıp işte 5000-6000 bandına kadar çıkıyordu. 2500-3000 bandına tutacağınız yeri rakam olarak söylüyorum. Şu an tutacağınız rakam minimum 8000 ila 10.000 TL arası. İstanbul'da da şehir merkezlerine yakın köyler revaçta. Örneğin Sarıyer, Beykoz ve Çatalca'nın köyleri. Kalabalık sitelerden çıkmak isteyenler bahçeli müstakil konutlar tercih ediyor. Müstakil konutların satış fiyatı %25, kira ücreti ise %18 yükseldi. Kilyos, dönüyorsunuz Şile, Ağva, o bölgelerden bahsediyorum. Daha önceleri normal bir geceliğini 250-350 bandında kiralayabildiğiniz bir yeri şu an inanıyorum 700 lira civarında geceliği. Bahçeli ev kiralayayım diyenlerin ise kesenin ağzını hayli açması gerekiyor. Normalde Zekeriyaköy'de bahçeli müstakil bir evi kiralamak istediğinizde gene aylıktan bahsediyorum. Aylık kiralamak istediğinizde normal standartlarda bir ev 7500 ila 12.000 TL arası giderken şu an yani o gördüğünüz işte normalin daha altı evler 12.000 ve 12.000 üstü gitmeye başladı.